Tamam. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selam. Seyir, seyir, Hususidir yani. Böyle şey şey için değil. Şimdi bu gündemle alakalı bir kere usul bakımından bir kayda okuyayım yani. Mektubat hakikat çekirdeklerinde 8. madde çok ilginç bu. Ama gözükmüyor işte. Böyle günlerde lazım. Esbaba tesir hakiki verilmemiş. Yani şimdi işi yapan e, mikrop yapıyormuş. Allah ile hiç alakası yok gibi. Müslümanlar başka da. Esbaba tesir hakiki, hakiki verilmemiş. E peki yok mu tesiri? Vahdet ve Celal öyle ister. Lakin mülkiyetinde esbab desti kudrete perde olmuştur. İzzet ve azamet öyle ister. Mesela Cenab-ı Hak bir şey yapacağı zaman esbabı aktif ediyor. Sebepli tecellilere biz diyor. Her bir esma, her bir esma bendir. Esmaların bütünlüğü biz olur. Şimdi Cenab-ı Hak bazen bizzat kendisi yapıyor. Bazen sebeplerle gene kendisi yapıyor ama sebeplerle yapıyor. Parmağından suyun akması sebepsiz yapıyor. E, ee, ama ağaç, ağaç vasıtasıyla meyve veriyor. E, ee, i̇kisini de adetullah kanunu olarak gözüküyor. Ee, insanları i̇nsanları irşat etmek için, bir yere sevk etmek için bazen onu kullanıyor, bazen bunu kullanıyor. Orada e, abartmayacaksın, bir şey yüceltmeyeceksin. Bir şey adına da bir şey devre dışı yapmayacaksın. Yani Allah var bu işin başında değil de esbabı bütün bütün terk etmeyeceksin. O da yanlış yani. Yani Allah, sebebül esbab Allah'tır ama e, tamam esbabını halk etmiş. Ama eyleminle, davranışınla, itikadın e, beraber gitmelidir. Şöyle, itikadımızda Allah yapıyor ama o Allah dedi ki böyle uygula. Yani bütün bütün onu reddetmiyorsun. Ama onu da fail kabul etmiyorsun. Yani bu mikrop koronavirüsü fail değil yani. Kendi başına hareket etmiyor. Bunun en güzel delili 32. sözde e, zerreden hücreye kadar bir seyahat ediyor ya. Hücreye geliyor. Ben de istediğimi mesela bir esbab adına bir inkarcı bir adamı koymuş. Zerreye şey yapıyor hücreye mikroba. Sen kendi başına hareket ediyor. Hayır diyor. Orada malum işte hadisi konuşturuyor. Kendi başına olamayacağını söylüyor. Burada da e, sebepleri dışlamıyoruz. Sebepleri de faili mutlak kabul etmiyoruz. Yani Allah icraat yaparken burası darul hikmettir. Darul kudret değildir. Esbabı halk etmiş ama esbab faili muhtar da değildir. Bütün bütün fail kabul etmek ne kadar yanlışsa, bütün bütün esbabı reddetmek de o kadar yanlıştır. Şimdi, lakin mülk cihetinde esbab desti kudrete perde olmuştur. Niçin? İzzet ve azamet öyle ister. Ta nazar zahiride desti kudret mülk cihetindeki umuru hasisiyle mübaşir görülmesin. Bunu 22. sözde İsa Aleyhisselam'la konuşması var değil mi? Ee, tekrar edeyim, hatırlarsınız. İsa Aleyhisselam buradan atla demiş değil mi? İsa Aleyhisselam'a şeytan diyor. O da diyor ki e, Melun diyor. Ee, bakayım Allah öldürecek mi öldürmeyecek mi yani kader midir değil midir? Diyor ki kul şey Rab kulunu tecrübe eder. Ama kul Rabbini tecrübe edemez. Rab kulunu tecrübe eder. Yani Adetullah'a şey yapıyor. Peki. Ondan sonra ne diyor? Anlatıyor burada vehimde de okuyacağım. Allah e, ruhu kabz etmekte Azrail'i kullanıyor. Azrail de o kadar şefkatli merhametli ki Azrail Aleyhisselam ruhu kabzede meleke. Diyor ki Ya Rabbi diyor. Senin kullarının ruhunu kabzederken bana küsecekler diyor. Darılacaklar diyor. Bana ne ya? Bana Allah verdi bu vazife ben yaparım dinlemem demiyor yani azap ayetlerini Cebrail aleyhisselam getirirken Cenab-ı Hakka dememiş ya Rabbi bu ayap, azap ayetlerini getirirken kulların bana küsecekler cehennemi Kur'an'da anlatıyoruz onu da ben getiriyorum yani bu cehennemi gördükleri zaman bu ayeti niye getirdin ya Cebrail küsecekler diyor mu? demiyor ama Azrail aleyhisselam ne kadar acayip gözüküyor değil mi? dehşetli ama ne kadar şefkatli ya Rabbi diyor kullarının canını ben Almaya vazifeliyim ama diyor. Öyle böyle iyi ki bana verildi demiyor. Kulların diyor bana küsecekler diyor. Şu şefkate bak. O cana bak ondan ne diyor? Diyor ki seninle e, kulların arasına hastalık musibetleri koyacağım. Pek kimsenin hatırına gelmeyecek yani. Korona diyecekler, Mars diyecekler, Ebola diye, kanser, tansiyon, kolesterol diyecekler diyor. E, ama bu mülkteki eylem ama işin başına sen. Heh, orada diyor ki anlatmak istedim. Nasıl ki Azrail Aleyhisselam'a bunlar perde olduğu gibi Azrail Aleyhisselam da perde. İcraat yapan Allah'tır. Tamam, icraat yapan Allah'tır. O bir mesajdır. Az yaşamak, çok yaşamak Allah böyle bir şeyi yok. Muatabilay olabiliyor musun? Olamıyor. Maat ibrahimisin Yani burada yerler okuyacağım da. Yani Allah bunu niye yapıyor? Vakti miydi bu yetimi niye aldı? İtirazlar olmasın ta e, nazar zahiri de kudret mükçetindeki böyle yanlış gibi yorumlamalara Allah'a gitmesin itiraz diye sebebi koymuş. Bak dikkat ederiz bu derste sohbette beraber hususiyiz. Usulle gidiyorum yani umumi derste bu kadar şey olmaz. Bir kere itikadımız budur. Şimdi geçelim olayın kendisine. Tamam. Ee, şimdi olayın kendisine geçmeden bir sistemden bahsedeyim. Bu üç tane sistemde mesela 86. sayfada insanın içinde fena madenler varmış. Onu da okuyayım. Diyor ki insanın vücudunda insanın mahiyetinde müzil madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten bu okuyacağım o ne demek 20. devada bunu anlatacak. Mesela fena madenleri e, insanda Adem aleyhisselamdan vealleme ademel Esma külleha Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar olmuş olacak iyilik ve kötülük hastalık sihat fark etmez bütün hastalıkların hastalıkların çeşidinin kanuniyetleri Adem aleyhisselama konmuş yeni çıkmıyor bu vakti gelince üstü açılıyor Adem aleyhisselama öğretilmiş ve alim Adem esma külleha Yani e, bir şey zıtsız olursa o mutlak olur. Haşa haşa tanrı yani Allah demiyorum da tanrılaşır. Mesela şöyle. Bizim ilmimizin içerisine cehalet koymuş ki ilim mutlak olmasın diye. Allah'ın ilmi mutlak ve mühit olmasının sebebi içerisine cehalet yok. Bizim bilgimiz mutlaklıktan çıkması için zanlar var. Zanlar mutlaklıktan çıkarıyor, muayenleştiriyor tamam mı? İnsan da aciz olduğu için kudreti nakıstır. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Çünkü içinde cehalet yok. Şimdi dolayısıyla insana ve alleme Adem esma-i öğretilmiş meratipleriyle. Vücut ve ademlerle beraber ikisi de. Vücut işte fena madenler insanda bulunan e, istidatlar orada okudum 86'da şey okumadım uzun olur diye çok kısa fena madenler var. Onu istidat diyor. İstidatlar var. İstidatlar maddeyi değiştiriyor. 246'da burada okuyacağım. Hemen işte okuyayım istersen onu da. Diyor ki şöyle ki Kur'an Kur'an bir şey anlatırken kanun olsun diye bir olayı çıkartıyor. Yunus Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam böyle bir şeyi çıkartıyor. O bir semboldür, simyedir, şablondur, formüldür. O kıyamete kadar olabilecek o cinsten olayları yorumlama yöntemidir o. Onun içerisinde o kalıbın içerisinde olaylar yorumlanıyor. Mesela hatırlarsınız. Eyüp şey Yunus Aleyhisselam'ın bir gece iki deniz üç balığın karnına düşmüş. Ustad ne diyor? Ee, gece nedir? İstikbalimizdir diyor. Denizin karanlık olması küre zemindir. Yani olaylara hakim değilsin ki yani. Balığın içinde olmak nefsimiz. Üç tane olumsuzluklar içindeyiz. Tamam mı? Yani istikbali bilmiyoruz. Ona dünya hadiseleri bizim tahtı tasarrufumuzda olmuyor. Ee, bir de nefsimiz var. Yani bu fena böyle hastalıklar böyle salgın hastalıklarla aha ölecek, aha geldi, aha gelecek bunu yapan bu adam. Bunu okuyacağım işte. İşte Kur'an böyle bir Adem Aleyhisselam'ı zikretmekle İnsanın fıtratından bahsediyor. Fıtratının yapısını anlatacak. Diyor ki, şöyle ki Kur'an şahsı Adem'e melaikelerin itaat ve inkadını yani melekler itaat ettiği ve uydu. Şeytanın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle, şeytan uzak durmasıyla nevi beşere kainatın ekser maddi envaları, Bak şimdi. Şeytan böyle dedi, böyle dedi. Tamam mı? Melek böyle yaptı. Adem'e secde etti. Bak nereye götürüyor şimdi? Kainatın maddi, maddi ve manevi hadiselerin bir hadisi var. Bir de olaylar var. İkisi farklıdır. Yani insan dışında ceyran eden hadiseler var. Yani bir de olaylar var. İşte bu maddi ve manevi hadiselerin insana itaat ediyor mu etmiyor. Nasıl ne şartlarla ediyor ve etmiyor. Onu buradan onu çıkartıyor bir manada. Diyor ki bir daha Kur'an şahsa ademe melaikelerin itaat ve inkıadını itaat yani bir e, itaat sen ve ben ama sana uyuyorum. İnkiyat ise kıyam oluyor. Ona dönüşüyor. Mesela müsbetlerin, ağaçların mekeli melaiketir. Ağaçların şekli donmuş melaikedir. Bu inkiyat. Ama bizim sebaplarımızı bizim adımıza istiğfar eden meleklere de bu itaat. Melekler bize inkiyat eder ve itaat eder. Melekleri imanın güzelliği. Şeytan ise bak iki tane. eee secde etmemesi hadisesinde şeytanın tekebür ve imtinaını kibirlenmesi ve imtina imtina ediyor insana uzaklaşıyor insandan düşman oluyor zikretmesiyle nevi beşere kainatın ekser maddi envaları ve bak maddi ekser maddi envaların manevi mümessilleri var Manevi mümessilleri ve müekkelleri Musahhar olduklarını Yani maddi Kalsiyum, magnezyum, demir, kürküt, hava Yani elementlerin Ve maddelerin Ve o maddelerin mümessilleri Temsil eden, dizginini tutan Ruhaniler var Ruhaniler var Hadiseleri melekler tutar Madenleri Madenlerin ulvi ise erva haliyedir. Sufli ise erva habisedir. Madenlerin. O mesela mikrop. Mesela yılanın zehiri, Korona virüsü. Virüs var ya. Bu nedir? Donmuş erva habisedir. Okuyun bak göreceksiniz. Diyor ki nevi beşere kainatın ekser maddi envaları ve envan manevi mümessilleri ve müekkelleri. Yani müekkel şu. Asker düşün. Cephanlikle nöbet tutuyor. Tamam ee, şimdi ona müekkel demek. Mümessil o donmuş hal. Yani o zerrat, zerre bir şeyin vücut haricisi donmuş. Bir de onu temsil eden birisi var. Bilmem anlatabildim yani mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nevi beşerin hasselerinin bütün istifadelerine müheyya ve munkat olduklarını ifham etmekle beraber burası çok önemli burayı okumak istiyordum o nevin istidadını bozan yani bizim istidad mesela yılan bizim insanın işte o nevin istidadını bozan yanlış yollara sevk eden mevvadi şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nevi beşerin tarih-i kemalatına ne büyük bir engel ne müthiş düşman teşkil ettiğini ihtar ederek Kur'an ha, insanda hastalıkları insan isbir, insan istidadını bozan yanlış yollara sevk 86 lemalarda fenama fena var. İşte bu fena maden dediğimiz ne yaparmış? İki şey yaparmış. E, i̇stidadını bozar. İnsanın istidadını. Bir de yanlış olarak sevk ediyor. Peki o fena madenler kimdir tanımladı? E, Erva habisedir. Mesela su zerredir. O her bir damla ervahı ı aliyedir. Ve donmuştur. Bir de onun mümesili var sekenesi ve mümessili. Ha. O ama onların dizgini ise arkada hayli ise meleklerdir. Erva habisenin de işte dizginleri işte yani onlara ilham ilham demeyeyim de telkin eden şeytandır. İşte Kur'an kuran Mucizil beyan bir tek Adem Aleyhisselam cüzi hadiseyi konuşurken bütün kainatla ve bütün nevi beşerle bir mukaleme ülviye ediyor. Mesela uygulayayım şimdi bu dediğimi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Deyim yani risalında haberin yoksa. Bak şimdi işte. Ben söyleyeceğim misali yaşayarak söyleyeyim. Okulda okuyorduk. Bizim okulda hiç kız yoktu. Yani teknik liseydi. Böyle askeriyeden bir albay geliyordu. Bak şimdi. Bunu örnek vereyim. Albay geliyordu. Emekli albay işte imtihanı vardır gün Böyle zip zoplar da var ya sınıfta. Dedi ki arkadaşlar dedi teperladılar. Yalnız diğerleri dedi ses yapmasın. Biz plan kurduk. Bugün dedi bu milli 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 güvenlik dersine askeriye. Dersine ders yaptırmayacağız. Yarınki derse çalışacağız eve gideceğiz. Ulan dedim nasıl yapacaklar ya? Odan disiplinli bir adam. Bak. Tamam. Ayarlamışlar çeşitli. Yedi hemen kalktık tabi. Şey hoca geldi oturun. Hemen baş nasıl kurmuşlarsa. Hocaya bakıyor. Hoca da ne oldu oğlum ne öyle baktın Hiç unutmuyorum. Yok hocam dedi ya. Ne dedi? Ne, ne diyeceksin dedi. Böyle yaptı ya. Hocam hasta mısınız siz dedi. Yok oğlum dedi. Ne hastası dedi ya. Yok dedi hocam dedi. Renginiz biraz dedi. Öyle beyaz dedi biraz. Biraz, biraz renginiz biraz ıı, eskiye benzemiyor. Yakalım dedi otur falan dedince. İnsandır da bu. Başka bir köşeden Evet hocam dedi. Biraz dedi renginin şey de belki o için söylemiştir Ne var rengi, rengim dedi ya. Biraz soluk hocam dedi. Hasta bir benziniz var dedi de. Allah Allah bir şey mi yakatır lan dedi. Tek tarafta biraz var hocam dedi ama şey değil herhalde biraz uzun. Allah Allah sende mi ya? Birkaç kişi dön dedim demesin mi? Peki yavrum dedi ben dedi bir lavaboya gideyim dedi. Yüzümü yıkayayım geleyim dedi. Herhalde yorgunluktandır dedi. Başka dersten ise çıkmış. Gidene kadar lavaboya ne olacaktır Fatih? Düşünmeyecek mi bunu? Gidene kadar daha beter. Hakikaten dendiği gibi uydurdular yalan. Daha benzi bozuldu mu? Rengi be, benzi bozuldu beyaz. Lavaboya gidince kağıt gibi olmuştur herhalde. Geldi. Teşekkür ederim çocuklar dedi. Biraz herhalde yorgunluktan kusura Doğru dedi. Biraz. Sizi ben serbest bırakayım dedi de. Ben dedi yaşlığım falan gidip ben dedi şey yapayım ben bugün dersi işlemeyelim. Hocam sizin sağlığınız için söyledik. Hep Böyle adamı zoradan hasta ettiler mi? Ettiler. Risale'de nasıl geçiyor? Damda birisi olsa diyor. Değil mi? Onun evhamını, vehmini tahrik etsen düşürürsün aşağıya doğru. Ona ait barla var mı barla? Ona ait bir barla. Dur bakayım. Barladan bir yer okuyor. varmış. Bak şimdi. Şimdi hatırıma geldi bak. Şu... Benim dayım var. Abdurrahim adam var. Hastasın diyor. Bizim amca onu kaç kere ile kandırıp doktora getirmiş. Bak. <laughs> Şimdi en ali bir ilaç. En kaliteli ilaç. Doktor dese ki tahmin ediyorum ki her aldaki muhtemel senin hastalığın bu olması mümkün. Dolayısıyla mümkün olan bu hastalığına ben de galiba tahmin ediyorum bu ilaç sana fayda verir. Bu ilacı kullanır mı? Kullansa faydası olur mu? Bak şimdi bir yer okuyacağım. Kastamonu şey Barla 66. Diyor ki hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya meyus ne demek? meyus ümitsiz ama bu o değil. Bak meyus ve ümitsiz bir hastaya yeis mani her kemaldir. Doğruya, güzele, iyiye, düzlüğe çıkartacak ne yol varsa hepsini ortadan kaldırandır yeis. Ve ümitsiz bir hastaya bak şimdi. Manevi bir teselli versen. Yok canım ben de bir şey var zannettim ya Muhammed ya Allah Allah. Bu, bu, mu yani? Beni bunun için mi çağırdı? O bir hastayım. Ne hastasın? Herkes o kadar hastadır ya. Top gibi adamsın. Gibi. Bak miyeyiz şey meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli ustat mubala yapar mı Bazen bin ilaçtan ziyade tesi tesi e, ziyade nafidir bin ha Bazen bin ilaçtan ziyade nafidir miyeyiz ve ümitsiz bir hastaya. Ee, manevi bir teselli manevi bir teselli bazen bin ilaçtan ziyade nafidir. Tersini düşün. Mefhumu muhalifiyle. En ali bir ilaç, en harika bir doktor bile mesela tahmin kesin konuşmasak siz böyle bir doktora gider misiniz? Böyle ilaç alır mısınız? Tahmin ediyorum ki herhalde galiba ya Muhtemelen hastanız bu olsa gerek. Kim gider? Kur'an'ın gidişatına bakın. Resulullah'ın ifadelerine bakın aleyhissalatü vesselam. Tahmin e, böyle insana şüpheye düşecek bir ifade yok. Galiba herhalde tahmin ediyorum ki muhtemeldir. Bu olacak öyle bir şey demiyor. Bu budur diyor. Bu da budur. Kulaklarına çınlat diyor. Diyor ki böyle kulaklarına şiddetle çınlat. Yani hatta miraç meselesini peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylemek istemiyordu sahabelerin imtihanı miraçtır. Miraç nasıl kabul edeceksin ya? Yani tahmini de yok ha. Tahmini de yok. Kur'an'ın gidişatında öyle bir ciddet var ki mütemeldir ki herhalde demiyor. Bu budur, bu da budur. İşte manevi bir teselli manevi bazen bin ilaçtan daha nafidir. İlaç. Şimdi onunla alakalı bir ilaç okuyayım bak şimdi. 20. deva Vehmi buradaydı değil mi? 20. devaydı. Daha geride 14 olabilir. 14, 14, 14 mü? Hasan ve din katı daha nafile diyor ya. He. Manevi olur Hasan mıydı zaten? Yani mesela bu sadece Hasan. Aa bak var. şimdi. Ne ya da günah noktasında mı olur? Aa bak şimdi onu okuyacağım. 20. deva 14 var. Bakayım. Bakayım. Ey derdine derman arayan hasta. Bak şimdi. Hastalar Risalesi'nden 20. deva Ey derdine dermanı arayan hasta. Hastalık iki kısımdır. Bu değil mi? Değil mi? Ha, bir kısmı hakikidir. Bir kısmı da vehmidir. Vehmi çok acayip. İşim benim biraz bu ya. Vehmi aklidir. Vesvese kalbidir. Vesvese şeytan kalbi atar. Lüme şeytan Kafir cinler Dima atar. Vehim. Fark şu. Vehimle vesvesenin. Vesvese eyleme musallat olur. İmanı varsa imansızsın der. Abdest varsa abdestin yoktur der. Yani şeytanın gayesi elime bakın şöyle. Varı aşağıya doğru yok eder. Mesela abdestin yok diyorsa bil ki abdestin var. Çünkü şeytanın fıtratında doğru söylemek yoktur. Yani şeytanın fıtratına kemalat var mıdır diyor? Var ya hatırladınız. İş atacağız da. Yoktur diyor. Niçin? Sanatı fıtriyesinde ifsat üzerine kurulmuş. Ha, imanlıya der ki, imansızsın. İmanın gitti. O delildir ki imanlıdır. Çünkü hırsız boş eve girmez. Mesela abdestin yok. Ha, hakikaten kesin abdestin yoksa zaten gelmez şeytan. Biliyorsun. Eğer Allah Allah var mıydı, yok muydu? İnan bana vesvese geliyorsa git kıl namazı. Çünkü vesvese vara musalaattır. Vesvese şeytanın şeyi, işletim sistemi vara, varı yok etmek üzerine kurulmuş. O da kalbe ait. Fiiledir. Fiil. Vehim ise elime bakın yoku yok düşünceleri düşünce bu fiil değil. Var zannettirir. Zandır. Bana böyle demek istedin galiba. Beni aldatıyorsun galiba. Yalan söylüyorsun. Gibi muhtemel, ihtimali şeyler, şek, şüpheler vehmidir ve akla aittir. Dimada olur. Burada bak. Olmayanı var eder. Fark anladık mı abi? Birisi eylemedir. Aynı biliyor. Ne var şimdi? şimdi i̇çeride konuşuyorduk hiçbir şey yok. Heh, şeytan var olan fiili yok eder. Vehim olmayan bilgileri, şüpheleri şek, tereddüt diyor usta. Şek, tereddütleri var ettirir. Tamam. Mesela boşanmaya çarpıcı örnek vereyim. Boşanmaya üst tutmuş bir şey gelmişti. Dedim ki nasıl niçin boşuyorsun dedim. Boşanacaksın. Beni aldatıyor dedi. Nereden biliyorsun? Dört tane şahitim var mı? Gözüyle görmüş. Şa delirim şu diyor. Çarşıdan geliyor diyor. Eşim diyor. Yıkanıyor diyor. Dolayısıyla o işi yapmıştır. şuraya bak. Bir. Bir kere çarşı pazara göndermekle suçlusun bir. Suçlusun. Hem suç yapmadığın işi o yapıyor. Bir suç. İki. Bu işi yapan bir insan gelip banyo yapar mı? Ya 8 derece günah işleyen bir insanın iki derecede bir günah muba olur ona. Zina yapan niye yıkansın? He ya. Ulan o şey yapmazsa çarşı pazarda niye yıkansın ya? Yani peki kim yaptı bunu? Blok'u Vehimdir bu. Tamam. Şimdi bu iki şeyi koyduktan sonra şimdi vesvese kalbe ait. Eyleme saldırıyor. Kafir cinler düşünceye saldırıyor. Bu ikisi birleştirdiği zaman çıkışın içinde göreyim. Hadi. Hem vesvese hem vehim mesela uygulayalım. Ko Koronavirüsü haber mi? En büyük vehim hastalığı kaynağı şer imal eden, şerin kaynağı, ya yani vehmin kaynağı haberlerdir. iki tane doğruysa sekiz tanesi yanlış. Hep zam. Şimdi sen haberlerle şimdi koronavirüsün meselesini haber o kanaldan o kanala o bir o açık oturumdan açık sen rahat yatabilir misin? Tamam canım oradakileri söyle göre bittin canım ya kimse kalmadı herkes yok oldu ya. Herkes öldü. Herkes öl öl ölme aday. Bekle yatağında. Ne zaman öleceksin? Hangi dakika öleceksin? Kardeşim bunlar düşünce yatamazsın ki. Ne yapacaksın? Adet ula bak şimdi. Şimdi bu vehimi anladık mı abiler? Vehim burada. Kafada. Ve sese burada. İkisi birleşince eğer elinde ciddi bir teselli hakikatin yoksa dumansın. Bak okuyayım. Ey derdine derman arayan hasta. Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise yani organın koptu, elin kırıldı. Tamam? Üşüttün. Bu hakikidir. Hakiki ise Şafi, Hakimi Zülcelal küreyaz olan efsane kübrasında her derde bir deva istif etmiş. Yani Şafi hakiki, bu Şafi deyince hiç unutmuyorum 1900 82 veya seçilen işte talebiydik Rüştabın yanında kalıyorduk böyle. <laughs> Misafir vardı. Hastaydı. Ondan sonra başımı ağrıyordu. Bir abiden aspirin istedi. Baş ağrısı getirdi suyla. Ona verdi. Yanımızda oturuyor. Dedi ki al bunu. Bismillah ya Şafi ya Allah de iç Suratı değişti. Al dedi ya. Aspirin için dedi ben dedi mezhep değiştiremem dedi. <laughs> Şafi ya. Ya Şafi Allah deyince. Hani He? Hani <laughs> Şafi'ye nasıl ki? Aspirin için dedi ben mezhep değiştiremem. Hadi. Yani şimdi hep buraya okunca hatırlıyorum onu da. Hakiki, hakiki hastalık kısmı ise Şafi Hakim Yusül Celal küre arz olan eczane Kübrasında her derde bir deva istif edilmiş. Başını okuduk ya derde. Adetullah kanunu. O devalar ise dertler, dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Tedavi için ilaçları almak meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. İkinci emir dağında mıydı? 200. sayfa mıydı? Ee, şey diyor doktorları müstebi takim yapar. İlaçları böyle sanki fail imiş gibi sebeplikten çıkarır. Fail makamına getirir. O ilaçlara, ilaçlara öyle bir şey yapar. İnsanın en zayıf damarı Hastalık damarıdır diyor. Hatırla. 198 galiba. İkinci Emir 198. E insan en zayıf damar? hastalık damarıdır. O zaman doktorları ve ilaçları müstebit bir hakim yapar. Mutlaka doğrumuş. Ya esmaptır. Tamam sebepleri kullanacaksın. Bak her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Ben o şifayet bir örnek vereyim müsaade ederseniz. ilacı mesela bir aspirin. sen başına ağrıyor aynı şey. Bir aspirinle tesiri şey yapayım. Bak şimdi bir düzenden bahsedeyim. İlaçlar da aynı bunun gibi. Uydu, çanak anten, kablo, televizyon ekranı. Tamam. Peki uydudan film veya bir Kur'an aşır geliyor. Adamı göre, görebilir misiniz gözünüzde? Televizyonda gözükeni çıplak gözle görebilir misiniz? Peki Selahattin kulağınla o adamın aşırını oradan ses duyar mısın? Duymazsın. Televizyonda duyuyorsun. Ama bilirsin şüphen var mı oradan geldiğine? Uydudan geldiğine şüphen yoktur. Sistem bu. Ha, bu televizyon ekranı aspirindir. Bu e, ee, çana kanten insanın itikadıdır. Haşa haşa misal için söylüyorum haşa uydu Allah'a oradan istidadımız oradan alır bu kapa o tesir onun üzerinde Allah'ın esmasını aktif eder. Yani televizyonun içinde bir şey yok. Televizyon kutusunda bir şey yok. Film yok. Televizyon kutusunda o, aşırı okuyan o adam yok. Ama o adam orada. Adam orada yok. Ama kendisini orada ifade ediyor. İşte Allah da aspirin elementlerinde şifayı böyle halk ediyor. Televizyonda filmi aktif ettiği gibi. Anladık mı bu örneği? Yani he? he ilaç, ilaç aynı televizyonun ekranıdır. Televizyonun sistemi var ama birisi orada kendisini ifade etmese, o uyduyu oraya taşımasa o hiçbir şey değildir. İşte o elementler lazım. Televizyon sistemi lazım. Ama fail değildir. O zeminde o film ifade edilmesi lazım. Şey söylüyor Hasan abi o zaman da işte. film ayrı, din ayrı. İşte bu işte. O ayrı, o ayrı diyor. Hayır. Ayrı değil. Ayrı gayrı yoktur. İlim, bilim aynıdır. Birisi Allah'ın evameli tekviniyesi, bir tanesi de hayatı tekviniyesidir. Hiçbir ayrı gayrılık yoktur. Mülk me me memleketinde bilimi Allah'ın Allah o ilmin bilim sıfatıdır içeriği. Ama itikat noktasındaki sistem mesela nereye benzer? Avama desek ki eskide öyle değildi. Daha ben görmüşüm. Atlı birisi geliyor televizyonda bizim köyde olmuş. Filmde atlı geliyor. İnsanlar masanın altına girdiler. Filmi seyrederken kadınlar çeşanlarını kapatırlardı namaren bizi görüyor diye. Ve 12'de şunu yazardı televizyonda bir tane TRT vardı. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. O adamlar bizi görüyor diye çeşen kullanıyorlardı. Çünkü adamı onun içinde zannediyordu. Ha ilaca tesiri vermek aynı buna benzer. O kum, televizyon içinde Kur'an okuyan adamı içinde kabul etmek hapa sebebe tesir vermek bu. Ama oranın içini inkar etmiyorsun. Evet adam orada aşır okuyor ama adam kendisi orada değil. Sıfatları vasıfları kanuniyetleri buradadır e, tayyum ve teşahhusu buradadır. Tamam mı? Nasıl ki o yoktur demek ne kadar yanlıştır. O kendisi hakiki buradadır demek de böyledir. İlaçlar, ilaçlar televizyon ekranına benzer. Elementler var ya içinde kalsiyum, magnezyum, işte kükürt vesaire maddeler televizyondaki sistemdir. O televizyondaki sistemi çanak anten olan itikadımız, inancımız biz deriz ki Evet bu ilaç tesiri vardır Allah'ın izniyle. Çünkü bu televizyon eğer uydu bağlantısı yoksa hiçbir bir şeysi yoktur. Hiçbir tesiri yoktur. Hiçbir şey bize ifade etmez. Ama onsuz da bu sistem uydu kendisini bize göstermiyor. Duyamayız kulağımızda, gözümüzde uydu filmi seyredemeyiz. Çıplak gözde uyduya bakamayız. Bu sistem böyle kurulmuş. Ama Bakın ne onu reddediyorsun ne onu mutlak fail kabul ediyorsun. Tamam. Şimdi burayı okuyayım keseceğim. Demek ki maddi şeylerde Cenab-ı Hakk'ın kübrası olan şu dünyada her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçlar almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Ha, ha şimdi ne yapacağız? Her doktora gidecek miyiz? Oho felaket tellalları var böyle. Acayip. Yeter ki düşme eline. Böyle bakıyor suratına. Oh çok geç kaldın ya. Şimdiye kadar neredesin? Yap canım yapacak bir şey kalmadı ya. Lan zaten adam bitti ya. Felaket tellalları ya. Ama deseydi ki Allah Allah o kadar korkulacak bir şey yok ya. Ben de senin ifadenle ben de zannettim ki tamamen bittim bu saatte ölmen gerekiyor. Tamam Hoş sen şimdi nasıl yaşıyorsun şimdi ne kadar? Lan adam gelmiş işte 18-20 tansiyonla sen hala ayakta mısın ya? Ölmen lazım. Böyle diyen doktor, cani doktorlar da var ya. Sen nasıl ayaktasın ya? Nasıl geldin ya? Ölmen lazım ya. Ölmemiş bak. Sana göre ölmesi lazım. Ama öyle de değil öyle de değil ya. Ya senin tansiyonun bayağı biraz yüksek ama demek ki bünyemiz, bünyeniz e, ve itikadınız ve olayları yorumlamanız ne bileyim sporunuz, gıdanız, sağlığınız gayet şey sağlamış ki. Evet biraz yüksek yani 18 gibi 12 olması gerekirken tansiyon yüksek hemen tedbir almamız lazım. Böyle demek var bir de o nasıl geldi ya sen mi geldin ya Allah Allah ne oldu doktor bey ölmen gerekiyor ya e, ölmemiş işte. Hatta ısrar ediyor. Hak ya hayır dedi ya tıbba göre ölecektin ya. Yani böyle. Bu kim olacak? Niçin söyledim? Hazık mutedeğin hekimlerin. İlle dindar değil. Olayları, fıtratları tamam mı? Yani ille insan bedenini esas yapmak değil. Mek mekanik değil insan. Makine değildir bu bedenine hükmeden düşüncelerdir, hislerdir, fikirlerdir, anlayışlardır, telkinlerdir, vehimlerdir, seselerdir. Bu bedeni evirip çeviren budur. İşte bunu bilen hekim, mutedeyin, hekim hazık, hekimlerin tavsiyelerini tutmak emniyetli bir ilaçtır. Tamam He, bir ilaçtır. Yani olayı bilen, yani ruh ve beden, insansıf Et ve kemikten olmadığını, sıf mekanik olmadığını, bunun da ruhu olduğunu bilen doktor ikisini birden söyler. Hem ruhuyla hem bedene. Buna hekime azık deniliyor. Bunların tavsiyelerine ve ilaçlarına uymak emniyeti bir ilaçtır. Hatta o kadar mühim ki dinimizde. Mesela hasta gelip bana dese ki hocam Ramazan'da bende şeker var. Ee, ben oruç tutabilir miyim? Tamam mı? 100 tane... Hoca bir araya gelse tutarsın tutamazsın diyemezsin. Din değildir. Ama bir tane hekimi hazık, dindar doktor, bir tane, bir tane, yüz tane ulema bu tarafta sen tutamazsın dese onu söyledi dindir. Bizim söylediğimiz din olmaz. Tersini düşün. Din noktasında da yüz tane doktor bir alimin karşısına da konulmaz. Çünkü sahası değildir. O zaman biz neyi kime ne zaman nasıl soracağımızı bilmemiz lazım. Çünkü ekser hastalıklar suistimalattan, perisizlikten bak hastalıklar nereden geliyor? Bir, suistimalattan. iki perisizlikten. 3- israftan. 4- hatiyattan. Hatalardan. Beş, sefaatten. Altı, dikkatsizlikten geliyor. Görüyor musunuz? Ekser hastalıklar bundan geliyor. Mütedeyin hekim, yani bedeni ve ruhu ikisini bilen doktor elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Ona nasihatlar eder. Suist, suistimalattan bir bedenini, fıtratını içki içmiş, domuz eti yemiş ondan sonra yapama, uykusuna dikkat etmemiş kaylulesine, feylulesine gaylulesine uyku sistemine e, ee, ona ben yani, iktisat esasını geçiyor ya işte nasıl yiyeceksin e, ağır olanı var ya böyle ipnisine İbn-i istimalattan anlatıyor. israfattan men eder, tesili verir. Adama diyor ki e, ekmek yemeyeceksin diyor. Ve şuraya bak ya bir de iyi bir meziyetmiş gibi bana da söylüyor. Ha, sinirlendiren bir şey. Hocam, e, şey, doktor diyor ki ekmek yemeyeceksin kardeşim dedi. Şeker bilmem şaştı bir de kilo. Davul gibi onun. Lahmacun da mı yemeyeyim diyor. Dalga mı geçiyorsun lan sen adamla? He? Lamacına, lamacun ekmek midir doktor bey? Buna cehennem la tabi, mezar lazım bu adama yani ciddi söylüyorsa. Bu adam, bu adam dalga geçmek için gitmiş yani. Bu da ciddi ciddi söylüyor. Ya doktor bana ekmek dedi diyor. Bu ekmek değil ki diyor. <laughs> Lamacındır diyor. Tamam. Yani böyle bazen böyle insan şey insan kızıyor ya. Bak sana diyor ki vesayada bulun. Yapma kardeşim. Bu suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya, hasta o teselliye, o yönteme ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleştir. Sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Dün birisine rastladım. Atın ölüm arpadan olsun diyen adam vardı. Dedim şimdi koronadan titri titriyor. Hayırdır dedim ne oldu? Ya dedi seninle biraz konuşabilir mi telefon? Hayır ne konuşalım benim zamanım yok da hiç, bir şey. Yok. Ya dedi bu nasıl oluyor dedi havadan işte dronlarla bu salıyorlar. Ya baş ver dedim hatırladım adamı. Atın ölüm arpadan olsun dedim ya. Durdu. Ya abi dedi öyle değilmiş ya. Sus konuşma. Dersin ortasında böyle patlamıştın. Bak beni de kızdırmıştın unutmadım. Atın hocam bırak ya. Atın ölüm arpadan. Atın ölüm arpadan olsun ve sana isabet edecek. Hiç şansın yok dedi. <laughs> atın ölümü oradan olacak. Böyle Allah muhafaza ya. Bu sokak fellaket tellalları var ya. Hem haberler hem sokak insanları şöyle olacakmış böyle olacakmış. Güya niçin söylüyor biliyor musun sana? Kendisi felaket altında kalmış. işgal altında dinleye dinleye açık ortalığından haberleri. Ondan kurtulamıyor. Muhammed sana anlatıyor ki bana teselli ver de beni çıkart. Onun için sana anlatıyor. Sen de böyle keseceksin işte. Bak hasta o vesaya o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Dedi ya, yeis ve ümitsiz bir hastaya e, bazen na, böyle bir nasihat bin ilaçtan bazen nafidir diyor ya. İşte bunlara ferahlık verir. Ama vemi hastalık İkinci kısım neydi? Ama vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı emniyet vermemektir. Vehmi hastalık var ya olabilir. Olabilir'i olmuş gibi görüyor. Olabilir. Her olabilir olmuş diye bakarsan sen yaşama kardeşim. Bu dünyada yaşama hakkın yok senin. Yani ne yapar? Vehmi hastalıklar kısmı ise onun en müessir ilacı emniyet vermemektir. Emniyet verdikçe o büyür, şişer. Emniyet vermesen küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe. Arılar var ya böyle. O mu böyle? Arıcılar gidiyor atletle ya. Bir olmuyor. Biz gidiyoruz hemen tak tak, tak öyle, hareket yapıyoruz. Arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler. Aldırmasan dağılır. Hem karanlıkta görünen bak karanlıkta gözüne sallanan bir İpten gelen bir hayale emniyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Emniyet vermese adi bir ip yılan olduğunu görür. Başındaki telaşı telaşına güler. Ben mesela e, yeğenimle köydeyiz. Başıma geleni gene bu olayı anlatayım. Köyün dışına çıkıyoruz gece yatsı namazı kılındı. Böyle yürüme olsun diye. Daha doğru gidiyoruz. İleri giderken tabi sokaklaması yok ki köyde. İkimiz. Dayı ne ya dedi ileride. Beyaz. Yağmur dedim. Dur yanıma gel. Görüyor musun? Dayı ne ya? Köfeti tabut mesela mezardan kalktı. Kefenle bir adam. Tamam mı? Kefenle beyaz. Yol orada duruyor. Dayı o ne ya? Beyaz beyaz. Bak dedim sen ne dersin ilk önce? Hemen orada ders vereyim. Ya dayı dedi ya böyle böyle. Anne babaları babaanneleri bunların yanında konuşulmuş ya. Hortak kalkıyor. Hortak kalkmaz kardeşim. Öyle bir şey yoktur. Kafirse kalkamaz. Allah öyle merhamet etmez ona. Kafirse veil cehennemine doğru dibe gidiyor. Ali bir ruh ise zaten yedi kat üstündedir. Berzahtadır. Mezarda kimse yok kardeşim. Mezarda kimse yok. Mezarda Ali ruhlar Allah merhameten mezara tutmaz. Ali ruhlar cennetin bahçelerindedir. Yıldızlarda dolaşıyor diyor usta. değil mi hatırladın? Kâfirin ruhu toprağın üstünde ne işi var? O bir kere bitti, dibe doğru gidecek. Ona e, ne? Gel beraber bakalım. Şimdi ben olmasam dayı ben mahvolmuştum dedi. Gel gidelim. Gittik gittik. Aa, adam hayrına çeşme yapmış. Çeşmenin o duvarı var ya mermer, beyaz mermer, uzun tabi. Yanında musluk var. Bak dedim mermer nerede, Korklak nerede? Aynı böyle işte. Tamam. Şimdi bitiyor da. Bak şimdi. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Emniyet vermese adi bir ip, pin, yılan olmadığını görür. Başındaki telaşına güler. Bu veymi hastalık çok devam etse olmayanı var zannetmek var ya. Oo korona şöyle yapacak, böyle yapacak, şöyle yapacak. Yok kardeşim. Tansiyonla ölenler daha fazladır. Her gün 300 bin insan ölüyor. Kaçta kaçı bununla gidiyor? Bu demek değildir ki tedbir almayacak, şey yapmayacaksın ama fail kabul etme. fail muhtar Allah'tır, her şey hakim odur. Ama esbabla icraat ediyor. Esbabada riayet edeceksin. Bak ne diyor? Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikaten kılav eder. Mesela koronadan kurtulacağız diye o kadar acayip bir vehim yapıyorlar ki temizlikle şuna bu sefer Temizlik hastaları olacaklar, psikolojik hastalar olacaklar, travma olacaklar çoğusu Çok emniyet veriyor ya. Veham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Yani bazıları Risale-i Nur'da bilmeyince vehim çok olur ya. Veham, bir de asabi insanlarda vehim daha fazla işler. Son cümlem. habbe-i kubbe yapar ve vehim hastaları. Hu. Hu. Bunlar çağrısı muhatap olma. Kardeşim haberlerde açık oturma. Git Kur'an'ını oku. Tesbihini çek. kazanamazına başta. Güzel insanlarla tolev, telefonla sohbet et. Ev halkını bak. Oturun. Çay için. Güzel güzel şeyleri konuşun. Şere muhatap olma. Bir de okuyayım. Veham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbi kubbe yapar. Zerreyi caminin kubbesi yapar kuvve maneviyesi kırılır. Manevi Allah'a karşı teslimiyeti, Allah'a teslimi, tevekkülü, itimatı, kanaatı. Dört. Teslim, tevekkül, itimat, kanaatı kırılır. E hususan merhametsiz yarım hekimlere veya veya insafsız doktora rast gelse. Yarım hekim şu. Yani tıpı bitirmemiş değil. Bedeni biliyor, ruhu bilmiyor. Ruhtan haberi yok yarım hekimlere veya veya veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider. Yoksa ya aklı gider veya sihatı gider. Tamam. Esas senin dediğin bu 14. herhalde. Evet. Oydu. Ben şey yaptım ama senin dediğin doğruydu. Ben aslında oraya kastetmiştim ama Allah onu okutturdu bana. Kesiyorum şimdi ama herhalde 14. veya 13. E, vehim hastalığı var. Hastan söyledim. Hangisiydi onu da şey yapayım keseyim. Bak bakayım. İvâ hırdavâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha tümâs